Bir tekliften bahsettiniz. Ne teklifi bu? Vatana hizmet. Bu Uğur'da tesis edilmiş bir teşkilatta çalışmanı istiyoruz. Vatana hizmet mi? Mustafa Kemal'in treni şu güzergahtan geçecek. Birkaç müsait nokta var. Ama tehlikeye girmeye değmez. En kuvvetli tedbirleri güzergah etrafında aldılar çünkü. Biz suikastı nerede yapacağız peki? Tren garında. O kalabalık içerisinde saldıracağımız akıllarına gelmez. İyi düşün Nevzat. Senden kendi hayatından vazgeçmeni istiyoruz. Bu vatan için. İyi düşün, öyle karar ver. Tapuları Matilda'nın üzerine yapacağım. Bir mesele mi var? Henüz tanıştığınız bir kadına teşkilatımızın sermayesini mi vereceksiniz? Evet. Ama bu... Lazım olursa dayarız kafasına silahı, geri alırız. Sen bu işlerde deneyimlisin de olsa. Teğmen Nevzat, emir ve görüşlerinizi hazırdır. Şanslıyız. Bir tanıdık bul. Kumandanım, siz... Hay Allah. Dur asker, tanıdın ha? Tanımaz mıyım kumandanım? Zeynenoğlu Zülküf, İzmir, emret kumandanım. Hususi bir meselemiz var. Yarın Mustafa Kemal gelecek, haberin vardır. Olmaz mı kumandanım? Bir gün önceden bildirdiler. Gözümüz yolda bekliyoruz da. Bize trenin hangi perona, kaçta geleceğini söyler misin? Tren bu perona gelecek. Saat tam 10'da. Zaten yarın başka tren de yok. Tren durduğunda başı işte tam şurada olur. Paşamızın vagonu tam olarak nereye denk gelir? Buraya. 2 metrede vagon kapısı dersek burada inecek. Paşamızın vagondan ineceği yer burası. Siz ikiniz şu kapının önünde. Diğer ikiniz de öbür kapıya. Biriniz burada konuşlanacaksınız. Sen de şurada bandonun arkasını gizleneceksin. Biz de çaprazda olacağız. Yerlerinizden uzaklaşmak yok. Gözünüzü dört açın. Emredersiniz. Beni iyi dinleyin. Tehdit her an her yerden gelebilir. Garip biri. Tuhaf bir durum. Hiçbir şeyi gözden kaçırmayın. Her an tetikte olacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Kumandanım. Şimdi yerlerinize. Nevzat. Gel benimle. Yürü.
peşindeyiz, merak etme. Sen benimle gel. Sen yüzbaşıyla ilgilen. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Bitti artık, kaçamaz. Şu taraftan gel. Sen bununla ilgilen. Nezat, gel benimle. Armen öldü. Onu ben vurdum. Yakalandı. Riske giremezdim. Az kalsın ben de postu deldiriyordum. Neyse, yırttık. Kaçalım buradan. Sizden yalnızca kusursuz bir düzen tertiplemenizi istemiştim. Başaramadınız. Olmadı işte. Bu yüzden Armen'i vurdum ya. İyi düşünmüşsün.
Sedat Yüzbaşı daha gelmedi mi? Geldi efendim. Onunla görüşmek istediğimi iletmediniz mi? İlettik efendim. Ancak şu anda toplantıdalar. Çıkınca yanınıza gelecekler. Çıkabilirsin. Kim bu vatan hainleri Sedat? Bunu bilmeyi çok isterdim. Bildiğimiz tek şey sünnetli değiller ve boyunlarından haç çıktı. O vakit Ermeni ya da Rumlar. Evet. Hüviyetlerini araştırıyoruz. Asıl bu işi tertipleyenleri bulmalıyız Sedat. Belli ki bu herifler maşa. Aynı fikirdeyim. Yoksa ikisini birden harcamazlardı. Üçüncü adamın yüzünü bile göremedik. Bu iş ehil ellerden çıkma. Bunlar arkalarında hiçbir iz bırakmazlar. Zavallı peron görevlisi de pisi pisine gitti. Zülkü. Adamcağızı boğmuşlar, kansızlar. Bu heriflerin kökünü bulmalıyız Sedat. Onlar bu işin peşini bırakmaz. Biz de onların. Sen iyi misin? Yaran nasıl? Merak etme. Ufak bir çakısıydı. Yine de ihmal etme. Nevzat beni bekliyor Şahin. Ben yanına gitmeliyim. Şimdi soracağı bir dolu sual vardır. Bırak ben konuşayım onunla. Emin misin? En iyisi bu. Meseleyi uzatmamak gerek. Kafasında oluşan onca sorunun cevabını benden duyması daha iyi olur. Böyle iyiyim yüzbaşı. Otur Nevzat. Tahmin etmişsindir herhalde. Bu teşkilatın içinde ben de varım Teğmen. Demek ki beni biliyordunuz. Peki kendinizi benden neden gizlediniz? Vaziyet öyle gerektiriyordu. Malum durumunuz hassastı. Oysa vatani mevzularda şahsi hislere yer yoktur Teğmen. Ben vazifeyi kabul ettiğim an oba hisleri ardımda bıraktım yüzbaşı. Yine de işimizi şansa bırakamazdık Nevzat. Öyle mi? Hakkımdaki kanaatinizi öğrenmem iyi oldu. Hayır Nevzat. Sandığın gibi değil. Şahsiyetinden şüphemiz olsa bu vazife için seni seçmezdik. Zaten beni öğrenecektin. Sadece vakti hususunda endişelerimiz vardı. Kafanda bir sual kalmasın. Seninle konuşmamız gereken çok meselemiz var. Biliyorum. Bunların hepsini vakitlice konuşacağız. Lüzum yok. Esasında anlamıyor değilim. Beni tanıdığınız şartlar gereği böyle düşünmeniz gayet tabii. Bunların önemi yok. Mühim olan dava arkadaşlığı. Yapmamız gereken omuz omuza vermek ve memleketi yıkmak isteyen bu menfurlara karşı savaşmak. Kuşkunuz olmasın. Vatani vazife benim için her şeyden önce gelir. Yine de düşünmeden edemiyorum. Keşke teşkilattan olduğunu bilmiş olsaydım. Seni görünce bir an donup kalmazdım. O hainde şimdi yaşıyor olurdu. Bunları boş ver şimdi. Bu iş sandığımızdan daha teferruatlı. Ne yapıp edip bu işin başını bulmalıyız. Zira bu adamlar her kimse emellerinden vazgeçmeyecektir. Yani suikast girişimi her an tekrarlanabilir. Kesinlikle. O hain şu an dışarıda bir yerlerde. Fırsat kolluyor. Burada ineceğim. Eve kadar bıraksaydım hemşerim. Lüzum yok. Kalan yolu yürürüm. Sen bilirsin. Hayırlı geceler. Sağ ol, sana da.
Abla. Hı. Gidip kaymakamla görüşsek mi? Biraz bekleyelim bence. Ya fikrini değiştirmezse? Muallime olamayacak mıyım ben? Bilmiyorum Zeynep. İnşallah doğru karar verir. Fikri sabit davranmaz. Çok sağ ol abla. Niçin? Bana güvendin. Cesaret verdin. Muallime olabileceğime ben bile inanmazken sen bana inandın. Deli misin sen? Kendinin kıymetini bilmiyorsun. Unutmadan Yunus'a teşekkür etmelisin. Fikir asıl ondan çıktı. Haklısın. Muallime aranıyor denince aklına ilk ben gelmişim. İyi akşamlar. İyi adam lafın üzerine gelir. Biz de tam senden bahsediyorduk. Benden mi? Evet. Sana teşekkür etmeliyim Yunus. Niçin? Muallime olamasam da beni bu vazifeye layık gördüğün için. Ne demek Zeynep? Hem daha her şey bitmiş değil. Şahin yüzbaşım gelince bu mevzuyu onunla da konuşacağım. Lüzum yok. Yüzbaşıyı zor durumda bırakmayalım şimdi. Niye zor durumda kalsın canım? Kaymakamla görüşecek hepsi o. Lütfen Yunus, istemiyorum. Bizim için o adamdan ricacı olma durumuna düşmesin. Yunus, ben de başta senin gibi düşünmüştüm ama Zeynep haklı. Her işimizde ona koşmak olmaz. Vaz mı geçeceksiniz yani? Hayır, vazgeçmek değil. Kaymakam son sözünü söylemedi zaten. Daha biz de son sözümüzü söylemedik. Ben çaya bakayım. Olduysa size de getireyim. Yok sağ ol. Ben de istemem. İyi. Bir şey mi diyecektin? Yo, boğazım kurudu da. Öyle mi? Anlamadım. Yok bir şey. Memduh Bey'i bütün gün görmedim. Çiftliğin etrafında da dolaştım. Bir yerlere gitmiş anlaşılan. Tahmin ettiğim gibi. Bir işler mi çeviriyor dersin? Muhakkak. Niye bizim malumatımız yok? İhtiyacı yok demek. Hayırlı geceler beyler. Sizi kasabada görmek ne büyük saadet. Senin ağzından da bunları duymak. Hayret. Ne oldu? Ne olsun? Sizin burada olmanız Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'de güvende olduğu manasına geliyor Reşat Bey. Bu da beni haliyle mesut kılıyor. Daha yeni anlaşıldı. Akşam akşam asap bozmak. Nereye gidiyorsunuz? Sana ne? Kalacak yer buldunuz mu merak ettim. Recep Efendi'nin çiftliğine taşınan hanımefendiyle tanıştınız. Malum orası sizin için yok artık. Bir daha bu bahsi açma kaymakam. Yoksa fena olacak. Anlıyorum. Kolay değil tabii. Koca çiftlik elinizden uçup gitti. Alışması zor. Bu da aklınca bizimle alay ediyor. Hakikati bilse kafasını duvarlara vurur. Vurur vurmasına da bir yerde de haklı. Neymiş o haklı olduğu taraf? Bizim artık çiftlikte kalamıyor olduğumuz. Binbaşı Merli. Niye bu kadar şaşırdınız? Birden sizi karşımda görünce bu kadar sessiz gelinir mi? Memduh Bey çok korktu. Bence yeterince korkmadınız. Temkinli olmanız konusunda sizi uyarmıştım Matilde Hanım. Niye, ne oldu ki? Kapı Matilde Hanım. Kapı asla açık kalmayacaktı hani. Hususiyetle ben bu evdeyken. Thank you.
Biz de sizi merak ettik paşam. Burada mıydınız? Biraz dolaşmaya çıkmıştım Latifciğim. Şuna bak. Ne kadar seviyor. Ne kadar sadık bakıyor. Bizi bayağı özlemiş. Benden çok sizi özlemiş gibi. Kıskandım. Neyi düşündüm biliyor musun? İzmir'e gelişimi, seni ilk gördüğüm anı, bu evin karargah olmasını, sonra senin şuradan gelişini. O heyecan hala geçmiş değil. Hepsi dün gibi hatırımda. Oysa zaman ne kadar çabuk geçiyor değil mi? Ve bu çabuk geçen zamana ne kadar çok şey sığdırıyoruz. Evet paşam. Yepyeni bir ülke, yepyeni bir cumhuriyet inşa ettiniz. Yapacaklarım daha bitmedi Latifciğim. Yarın ulusumuz için çok mühim bir gün. Yeni kurulan cumhuriyetimizin ordusunun ne kadar güçlü olduğunu dosta düşmana anlatacağız. İnşallah paşam. İsterseniz içeri geçelim. Buyurun. Davetlilerimiz yalnız kaldılar. Geçelim Latifciğim, geçelim. Şu İzmir'in havası. Ocak ayında bile ne latif. Buyurun. Esas duruş! Yerlerinize marş marş! Tam olarak neresi hedeflendi? Şu bölge hedeflendi. Burası mı? Evet. Çatışmayı takiben hedefe yönelik top atışları olacak paşa. Hedefler kırmızı bayrakların dikili olduğu havza. Fevkalade. Devam edin. Atış başlasın. Bu senin ilk maaşın. Ama işe daha yeni başladım. Evet, biz de böyle. Yeni çalışana maaşını erkenden veririm ki işi sahiplensin. Doğru mu bu? Aa, yalan mı söyleyeceğim? Yok, öyle demek istemedim. Yani bir tek bana mahsussa olmaz, gücenirim. Yok be kızım. Ferit Bey. Şimdi muhteremin yanında bu mevzu açılmasın. Bakın size ne getirdim. Aa, gazete mi? Demek toptancı Hamdullah İzmir'den mal almaya geldi. Evet Ferit Bey. İyi ki de geldi. Havadislerimi duysanız. Hayrola? Gazi Paşa dün İzmir'e gelmiş. Bütün İzmir karşılamak için gardaymış. Deme ya. Evet beyim. Paşa İzmir'de miymiş şimdi? Paşamız yanı başımıza geliyor. Bizim haberimiz yok. Neden geldi ki acaba?
Okuyalım bakalım. Kaymakam Bey, Matilda Hanım geldi. Bekletme, içeri al. Başla. Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Beni çarpmışsınız. Sizi buraya kadar yordum, bağışlayın. Estağfurullah, vazifemiz. Buyurun, bunlar sizin. İçinde çiftliğin, tarlaların, bir de zeytinliğin tapusu var. Bu kadar çabuk beklemiyordum. Harikulade. Sizin gibi bir hanımefendiyi bekletmek olmaz. Sağ olun, çok sağ olun. Hayırlı olsun. İnşallah kasabamız için de hayırlı olur bu. Şüpheniz olmasın. Buraya yeni yerleşmiş olabilirim. Ama ne olur beni bir hemşireniz addedin. Varsa fakir fukaraya yardım etmek isterim. Lüzumu halinde bu sözünüzü hatırlatırım. Emriniz olur. Emir ne demek? Kusura bakmayın, unuttum. Ne içersiniz? Sağ olun, almayayım. Müsaadenizle ben kalkayım, sizi de işinizden alıkoymayayım. Bir kahvemizi içseydiniz. Malum, hala yerleşme telaşı içindeyiz. Çiftliğe dönmem gerek. Her şey için tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Yine beklerim. Hangi vesileyle olursa olsun sizi ağırlamak benim için bir şereftir. Merhaba Yunus. Merhaba Zeynep. Ferit amcaya perhiz yemeği götürüyorum atölyeye. Ben de seninle geleyim Ferit babamı ziyarete. Şahin yüzbaşı döndü mü? Hayır, henüz dönmedi. Yüzbaşı olmayınca mesuliyet sende değil mi? Karargah boş kalacak ama. Yok, önemli değil. Zaten bütün kasaba benim mesuliyetim altında. Şimdi de teftişe çıkıyorum. Ama biraz hızlı olmamız lazım. Yemekler soğuyacak yoksa. Yunus, şu kadını gördün mü? Kime? Şu arabadaki. Tanıyor musun onu? Yok, ilk kez gördüm. Geçen gün de kaymakamın önünde gördük. Kim acaba? Bugün farklı giyinmiş. Çok mu merak ettin? Yok ama çok dikkat çekici. Elbisesi ne güzel değil mi? Çok şık. İstersen kim olduğunu öğrenirim Zeynep. Sahi mi? Madem kasabaya yeni birileri gelmiş, sorup soruşturup öğrenmek lazım. Hayırlı işler. Sağ olasın hocam. Bu kadın da kim ya? Yeni görüyor. Alafrangaları giymiş üstüne. Pek de afili hasbam. Buralardan olmadığı belli. Birilerine misafir geldi zener. Gelse gelse İstanbul'dan gelmiştir. Münafıklar lazım değil bize. Eksik olsun. Bu kadını tanıyan var mı? Yok, yok. Biz de ondan bahsediyorduk. Tanıyan neden yok vallahi. Nedir o? Niye toplandınız burada? İş için. Evet. Recep Efendi yok. Sırra kadem bastı. Onun için geldiyseniz boşuna. Artık onunla işimiz olmaz. Kaymakama gidiyoruz. Neden? Bir hadise mi var? Yok. İş mi var ki hadise olsun? Bize iş bulsun diye konuşmaya gidiyoruz. Kaymakam ne yapsın ya? Bu kadar adamsınız. Ekmeğinizi taştan çıkarırsınız. Taşı toprağı mı var gariplerin? Hepsi mübadil. Abla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sümbül, içerisi soğumuş. Git odun getir kızım. Hemen. Dışarıdan geldiniz. Üşümüşsünüzdür. Ne oldu?
Tapuları aldım. Güzel. Ya kaymakam? Yine sorular sordu mu? Hayır. Her şey yolunda gitti. Hiçbir şey soramadı. Tavrı nasıldı peki? Gayet ilgili, nazik. Yine beni iltifatlara boğdu. Endişeli olmasın. Kaymakam bize hiçbir sorun çıkarmayacak. Artık sadece kaymakama değil. Herkese kendini sevdirmelisin Matilda. Nasıl yani? Kasabanın en zengini sensin artık. Hanım ağasın. Kapına gelen kimseyi geri çevirmemelisin. Ben gizlenmeye çalıştığımızı sanıyordum Bay Merling. Şu anda durumumuzda gizlenecek bir şey yok Matilda. Ayrıca hiçbir işimize de yaramaz. Ne yapacağız peki? Bundan sonra kasabalıyla iyi münasebetler kuracaksın. Herkesin kalbini kazanman çok mühim. Kesenin ağzını biraz açacağız tabii. Bu sayede ahaliye her istediğimizi yaptırabiliriz Matilda. Matilda, iyi biri olmayı başarabilirsin değil mi? Merak etme. Zaten hayatımda hiç kimseye nalıncı keseri gibi davranmadım. Bence de. Devlet Yunanistan'daki işlerimizin aynısını bize sağlamak zorundaymış. Lozan'da imzalanan belgelerde yazıyor. Aylardır buradayız, ne iş var ne güç. Haklısınız. Devletlerin karşılıklı olarak böyle bir taahhüdü var. Ancak... Biz orada ailece halı kilim dokurduk. Tezgahlarımızın hepsi orada kaldı. Ben de domuzu yetiştiriyordum. Benim de fırınım vardı. Bize iş lazım. Kış geldi. Tarlada iş kalmadı. Çoluğumuz çocuğumuz aç. Durun. Tamam. Anladım. Beni dinleyin. Sakin olun. Burası küçük bir kasaba. Benim sizlere aynı imkanları sunmam çok zor. Buranın yetkilisi sizsiniz. Bize iş sağlamak zorundasınız. Hayır, ben çiftçi değilim. Kendi bildiğim işi yapmak istiyorum. Yahu ben sana nasıl aynı işi sağlarım? Sen meyhane işletiyormuşsun. Sana şimdi meyhane mi açtırayım kasabada? Kim gelir oraya? Sen de domuz yetiştiriyormuşsun. O da olmaz. Ne yapacağız o vakit? Bize bir yol gösterin. Kaymakam Bey, bari bir tane dokuma tezgahı verseydiniz. Biraz para yardımı yapsanız. Küçük bir tezgah açarım. Tamam. Anlaşıldı. Ben sizi anladım. Şimdi gidin, katibe adlarınızı ve mesleklerinizi yazdırın. Ben alakadar olacağım. Sonra bizi unutmayın Kaymakam Bey. Söz veriyorum. Elimden geleni yapacağım. Ferit Bey, ben bu hesabın içinden çıkamıyorum. Bir de siz baksanız. Ver bakalım neymiş? Hesap denkleşmiyor. Denkleşmez tabii. Malı satmışız ama parasını eksik almışız. Neyse, sen aradaki farkı çıkart. Bir daha sefere müşteriden tahsil ederiz. Peki. Bak, beni zarardan kurtardın. Aferin. Hayırlı işler. Oo, kimler gelmiş? Hoş geldiniz. Öğlen yemeğinizi getirdim. Safiye teyze sakın tuzatmasın diye tembihledi. Tabii. Burada herkes mis gibi yemeklerini yedi. Bize tuzsuz, yağsız, mısır püskülü süpürge tohumu geldi. Yunus, bakma sen bana. Safiye annenin yemeğidir ne de olsa. Taşı kaynatıp suyunu gönderse yine de yenir. Öyledir. Hasret. Hadi kızım sen de. Soğutmadan yiyelim şunları. Gel bak sana ne göstereceğim. Bak. Bunlar ne abla? İlk maaşımı aldım bugün.
ister misin? Meleken oldukça iyi. Dağlarda peçeliyle epey çalıştın anlaşılan. Hadi anlat artık şu peçeli mevzu. Önce sen başla. Peçeli Efe. Bundan 8 sene evvel beni vurmuştu. Babası ve abiyle Çanakkale Harbi'nde İngilizlere mühimmat sağlıyorlardı. Çanakkale'de tüyü bitmemiş Mehmetler can verirken onlar düşmana hizmet için çalışıyorlardı. Bunları yakaladım. İçlerinden biri beni vurarak kaçmıştı. Yüzü peçeliydi. Yakalananlar yargılandı. Bursa cezaevinde idam edilmeyi beklerken hapisten kaçtılar. Çerkez Ethem'e katıldıklarını duydum. Sonra Yunanistan'a kaçtılar. Hala oradalar. Onun kadın olduğunu hiç düşünmemiştim. Ben de. Düğün gecemde dağda eşkıya beni vurmuştu. Peçeli hayatımı kurtarıp beni tedavi etti. Mağarada bizi sıkıştırdığın gece peçesi açıldı. İlk defa yüzünü gördüm ve kadın olduğunu anladım. Kadın olmayı asla kabul etmezdi. Bütün hesabı senleydi. Abilerini öldürdüğünü sanıyordu. Muhtemelen ailesinin ne iş yaptığını bilmiyordu. Bilseydi abilerini önce o vururdu. Çünkü hakiki bir yiğitti. Suikast girişiminin bu şekilde engellenmesi fevkalade yerinde olmuş Sedat. Tebrik ederim. Sağ olun efendim. O olay basına yansımadan sonlandırıldı. Dost, düşman, herkesin gözü paşamızın üzerinde. Onu zafiyete düşmüş olarak göstermek hainlerin en büyük emeli. Buna asla muvaffak olamayacaklar. Biz bir değil biniz efendim. Gün geçtikçe de büyüyoruz. Şimdi ikinci suikastçıyı vuran üçüncü şahıs hala dışarıda geziyor. Bu tekrar harekete geçebileceklerini gösterir. Evet, farkındayız efendim. Soruşturma farklı bir birim tarafından süratle sürdürülüyor. Üçüncü şahıs yakalanana kadar hususi tedbir alınmalı. Burası yarın halka açılacak. Ana baba günü olur. Resmi tedbir alınacak. Ancak sen de ekibinle beraber burada ol. Ayrıca paşanın kaldığı evin civarında geceleri nöbet tutun. Tabii kimliğinizi her zaman olduğu gibi gizleyerek. Emredersiniz efendim. Ahmet Hoca ve Zeki Fa ile isteğiniz üzerine görüştüm. Kendileri Cumhuriyet'e ve Mustafa Kemal'e karşı yapılacak her vakayı destekleyeceklerini bildirdiler. Fevkalade. Kendileriyle ne zaman tanışacaksınız? Zamanı var sevgili dostum. Zeki Fa İç Ege'nin en nüfuzlu ağasıdır. Ahmet Hoca ise buraların sözü en çok dinlenen dini lideridir. Kendileri sizin asıl kimliğinizi bilmemekle beraber itimat gösterdiler. Bu manada bir teşekkür ziyareti yapmamız şart, Sayın Fred. Merak etme Reşat. Nasılsa uzun zaman buradayız. Kendileriyle daha çok teşrihi mesaimiz olacak. Bu tütüncüzade Memduh Bey oldukça mühim biri galiba Reşat Bey. Neden söyledin şimdi bunu? Onunla her görüşmenizi yalnız yapıyorsunuz. Konuştuklarınızı benden bile gizlediğinize göre. Sen benim sana verdiğim görevleri yerine getirmekle yetin Eftal. Gereksiz şeyleri merak edip burnunu sokanlara ne olduğunu kendin daha iyi biliyorsun. İşte böyle Nevzat. Şeref eşkıyası nakil esnasında Halim'i arabadan atarak ölümüne sebep oldu. Ve gecenin karanlığından yararlanarak ormanda izini kaybettirdi. Gideceği tek yer çiftlikti.
Çünkü senin dağda olduğunu biliyordu. Nişanlınla ne kadar gurur duysan azdır Nevzat. Ben yetiştiğimde şeref eşkıyası kalbinde kocaman bir makasla cansız yatıyordu. Ayşe o haine cezasını vermişti. Ayşe Şerif'i senin öldürdüğünü söylemişti. Evet. Ona başı belaya girmesin diye yardım ettim. Şimdi beni iyi dinle. Ayşe... Sen hiçbir şey yapmadın. Siz boğuşurken ben yetiştim ve ateş ettim. Onu sen değil, ben öldürdüm. Duydun mu? Deda Bey'i koruyorsun. Boş ver şimdi sualleri. Dediğimi yap sen. Benden başka kimseye ifade vermeyeceksin. Anladın mı? Durmayın öyle. Bu pisliği karargaha götürün, sonra da ücra bir yere gömün. Vatan bir hainden kurtuldu. Şimdi bu meseleyi sen de öğrendin. İyi de tanımadığım birine neden bu denli büyük bir yardım yaptın? Beyler. Muhabbetinizi böldüm ama derhal benimle gelmeniz gerekiyor. Mühim bir vazifemiz var. Buyurun. Soruşturmadan netice mi var? Ne yazık ki hayır. Ancak kaçak olan üçüncü şahsın olası bir hain saldırısına karşı bu gece paşanın kaldığı köşkün etrafında sivil bir gözetleme ekibi oluşturacağız. Yarın da ziyaretçilere açılacak tatbikat alanında benzer bir görevle paşamızın yakınlarında olacağız. Bu artık sana zimmetli Nevzat. Ayrıca mermi de tedarik edilecek. Buyur Yunus evladım, hayırdır? Hayırlı işler Mehmet Emin amca. Ben kumaş bakacaktım da. Ne o? Libastan sıkıldığında kendine sivil kıyafet mi diktireceksin? Yok, kendime değil. Kime? Bir tanıdığa hediye. Senin kimin kimsen yok da hani? Tamam canım, bendeki de iş. Ahiret sualleri soruyorum. Hatun kişiye mi, er kişiye mi? Er kişiye değil. Bunlara bakacaksın o zaman, buyur. Onların en güzellerinden çıkar Mehmet Emin amca. Birikmişim var, merak etme. Kızım, bitir bakalım tabağındakileri. Bir sen kaldın. Tüh, bak kahve de bitmişti. Aldırmayı unuttuk. Tamam hanım, anladık. Perhizdeyiz. Otur kızım, otur. Yemek bittiğine göre önemli bir mesele konuşacağız. İbran. Buyurun Ferit Bey. Sen de gel kızım. Lafı uzatmaya lüzum yok. Bu gece erkenden yatılacak. Çünkü yarın gün doğmadan İzmir'e gidiyoruz. İzmir'e mi? Evet. Mustafa Kemal Paşa İzmir'e gelmiş. Yarın harp oyunlarına paşayı görmeye gideceğiz. Hem de bir çarşı pazar dolaşırız. Sahi mi Ferit Bey? Sahi tabii ya. Ne sandın? Bu odadaki herkes yarın İzmir'e gidiyor. Demek bacımızı tekrar göreceğiz. Ne güzel. Benim mesaim ne olacak? Mesaim mi? Sana izin verdim. İtiraz yok. Eskiden sen mi vardın? Çalıştınlar biraz. Hepimizin bu morale ihtiyacı var. Ferit Bey, benim hastaneyi boş koymam imkansız. Sana bir şey diyemem Feraye Hemşire. Seninki mühim vazife. Ben maalesef gelemem ama hasreti götürürseniz, Mustafa Kemal'i görse. Sen merak etme. En yakın arkadaşımı burada bırakmam. Değil mi Hasret Hanım?
Hadi ne bakıyorsunuz birbirinize öyle? Toplayın masayı, vakit geçiyor. Mahalle gördünüz. Nedir düşünceniz? Ben köşkün önündeki ana yolu gözleme vazifesini alabilirim. Ben de Nevzat'a eşlik edeceğim. Peki, o bölge sizin. Ben de kalanları diğer sokak başlarına yerleştiririm. Siz üçünüz burayı kontrol edeceksiniz. Sizler de benimle geliyorsunuz. Tamam. Hadi. İki de kekik bir kayara. Paşam, uzun bir vakitten sonra tatbikatta olsa muharebe meydanında bulunmak sizde nasıl bir hissiyat uyandırıyor? Şüphesiz ki hiçbir harp, hiçbir kumandan da iyi hissiyatlar uyandırmamalıdır. Asıl olan sulhtur. Bazen sulhe ulaşmak için ne yazık ki harp etmek zorunda kalırsınız. 30 Ağustos'ta sevk ve idare ettiğim muharebe, Türk milletiyle beraber idare ettiğim son muharebedir. Ve bu muharebeyi Türk askerinin sulhe ve hürriyete olan inancı zafere dönüştürmüştür. Efendim, Yunan İzmir'den denize dökülürken bütün şehri yakınca muharebenin ne demek olduğunu anladım. Üzülmeyiniz. Ülkemizin en batısındaki bu güzel şehrimiz bizi gerek iktisadi, gerek kültürel, gerek toplumsal olarak batıya taşıyarak küllerinden doğacaktır. Fakat bu şehri anlatan bir türkü olacaktı. Onu dinlemeyecek miyiz? Sakin görünüyor. Evet. Sabah size bir şey sormuştum yüzbaşım. Cevabını hala alamadım. Tanımadığım birine neden yardım ettiğimi sormuştum. Şerif'in elleri zincirliydi Nevzat. Ayşe Hanım mahkemede nefsi müdafaa yaptığını anlatamazdı. Makası çıkardım ve herifin kalbine bir el kurşun sıktım. Ayşe Hanım'a da herkese Şerif'i benim öldürdüğümü söylemesi için söz verdirdim. Neden? Nişanlısı daha kaçmış. Kardeşi kadar sevdiği birini kaybetmiş. Ve evinden çıkmak zorunda bırakılmış bir hanım. Mahkemede leşi beş para etmez bir hain için aynı şeyleri anlattırarak o acıları tekrar yaşatamazdım ona. Sen olsaydın ne yapardın? Bir hadise var galiba. Hemen gidip bakalım. Sedat. Ne oldu? Bilmem. Sıla kim çaldı? Biz sese koştuk kumandanım. Hadi beyler dağılalım. Bir arada kendimizi ifşa etmeyelim. Bu tarafta.
Paşam yoruldunuz. İstirahat etmemiz lazım. İsterseniz geceyi sonlandıralım. Oturun, oturun, oturun. Harmandalı çalınız. Seni çok seviyorum. Abla. Hiç. Uyku tutmadı da. İlk kazandığım para. Ne güzel değil mi? Daha çok kazanmam lazım Zeynep. Çiftliği geri almak için mi? Yok, ondan değil. Neden? Erzurum'a gitmek için. Erzurum'a mı? Nevzat abinin yanına mı gideceksin? Evet. Ama... Abla, o seni burada öylece bırakıp gitti. Gitmemek için en ufak bir gayret bile göstermedi. Nevzat bile isteği yaktı kendini Zeynep. Beni hala çok sevdiği için, ağzından çıkan o kötü sözler için kendine ceza verdi. Mektubu okusan bunu hemen hissedersin. Abla. Hadi uyuyalım artık. Yarın erken kalkacağız. Beni de götüreceksin değil mi? Bilmiyorum. Buna karar vermek için daha çok vaktimiz var. Abla, ben senden ayrılamam. Vakti gelen her kuş bir gün yuvadan uçar. Abla, nasıl sözler bunlar şimdi? Hadi Zeynep, uyuyalım artık. Giyinmişsin bile. Evet. Dur tahmin edeyim. Hem İzmir'i hem Mustafa Kemal Paşa'yı göreceğin için heyecanlandım ve erkenden uyandım. Bir tane daha var. Ya. Evet. O zaman gel bakalım, şöyle oturalım da konuşalım. De bakalım. Neymiş o bir tane daha olan? Ali de İzmir'de değil mi? Doğru. O zaman İzmir'e gidince Ali'yi de görecek miyiz? Ha, hay Allah. Olmaz mı? Bak güzel kızım. Ali yatılı okulda okuyor.
Öyle her istediğimiz zaman göremeyiz ki onu. Ama neden? O okulun kuralları var. Haftada bir gün ziyaretçi alıyorlar. O da yarın değil. Biz Ali'yi görmeye gidersek belki Ali okumaktan vazgeçer. Bizimle gelmek ister. Öyle olursa da büyük asker olamaz değil mi? Hem ben sana iyi arkadaşlık edemiyor muyum da Ali'yi özlüyorsun bakalım. Gel şu uykucuları kaldıralım. Yoksa geç kalacağız. Haydi ev ahalisi kalkın. Yolumuz uzun. Kalkamayacaksanız ben küçük kızımı alır giderim. Ne oluyor Ferit Bey sabahın köründe? Günaydın Sümbül. Günaydın abla. Ne yapıyorsun? Erkenden uyanmışsın yine. Hiç. Süt sağdım biraz. Kaynatıyorum. Kahvaltı birazdan hazır olur. İçersin. Sana iyi geldi bu çiftlik. İnekti, bahçeydi, odundu. İyi vakit geçiriyorsun. Yüzünde güller açıyor. Neyse o evden kurtulduk ya abla. Memdup Bey uyanmadı mı daha? Ne uyanması abla? Gece gelmemiş ki. Gece gelmemiş mi? Evet. Senin haberin yok muydu? Abla, bu Memduh Bey daha ne kadar kalır buralarda? Neden sordun? Hiç. Merak ettim. Peki, o gidince de biz bu evde kalabilecek miyiz? Bilmem. Aslına bakarsan hanım ağırlık benim de hoşuma gitti ama ne kadar kalırız bilinmez. Bir araba sesi var. Kim bu abla? Kaymakam. Neden geldi bu şimdi? Aman efendim, kimleri görüyorum. Hoş geldiniz Kaymakam Bey. Hoş bulduk Matilda Hanım. Rahatsız etmedim inşallah. Aman efendim, rahatsızlık ne kelam. Şeref verirsiniz. Buyurun şöyle geçelim, bir kahve ikram edelim. Peki. Kızım, sor bakalım Kaymakam Bey'e kahvesini nasıl olur, alalım? Sade Hanım. Baş üstüne. Hizmetlim, adı Sümbül. Niye duruyoruz hala? Buyurun oturalım. Aldığınız tapulardaki arazileri gezme fırsatını buldunuz mu? Aslına bakarsanız bu işleri Mütkahya'm hallediyor. Aa, hatırladım. Memduh Bey'di sanırım. Evet, ancak şu anda kasaba dışında. Anlıyorum. Bir gün siz de gezme fırsatı bulursanız çok geniş arazilere sahip olduğunuzu anlayacaksınız. Arazileri aldığım bey de Recep Bey'di sanırım. O da ifade etmişti. Arazileri çalıştıracaksınız herhalde. Tabii. Aslında tam bir karar veremedik ama mutlaka çalıştıracağız. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Öyleyse size ırgatlar da gerekecek. Tabii, bu konuda bir tavsiyeniz olursa uyarız. Kasabada Yunanistan'dan gelen mübadiller var. Hepsi işsiz. Onlara iş imkanı sağlayabilirsek kasabamızın iktisadi anlamda kalkınmasına kuvvet vermiş oluruz. Bunu ben de çok isterim. Bu konuyu kahyam gelince ciddiyetle irdeleteceğim. Memnun olurum. Bayağı da kalabalık var. Kalabalık olacak tabii kızım. Mustafa Kemal'i görmeye akın ediyorum millet. Şimdi anladınız mı niye sabahın köründe diktim sizi ayağa? İvron, kumanyalara iyi sahip ol kızım. Tamam Zeynep, basma suratını artık. Zaten yol boyunca somurttun. Herkes anlayacak senin yüzünden. Nasıl olsa öğrenmeyecekler mi gittiğin zaman? Yoksa kimseye haber vermeden mi gideceksin kaçar gibi? Olur mu öyle şey? Şimdiden herkes üzmeye gerek yok. Hepsi bu. Ha, herkes üzmeye gerek yok ama ben üzülebilirim öyle mi? Sağ ol abla. Çok seviyormuşsun beni. Ne yani?
Senden saklasam mı? Sen benim kardeşimsin. Tabii ki sana söyleyeceğim. Ayşe, Zeynep, acele edin biraz. Hadi topla kendine de milletin eğlencesi kursağında kalmasın. Birbirimizi kaybetmeyelim kızım. Ortalık mahşer yeri gibi, bulamayız sonra vallahi. Yer kalmamış Ferit Bey. Ya, şu yukarıda bir boşluk var ama. Çıkın kızım hemen. Kaptırmayalım orayı. Dur kızım, kaybolacaksın. Zeynep, takip et şunu. Şetli Hanım. Hadi, hadi. Gel. Tabii ki. Siz ayrılmayın. Nereye gidiyor acaba? Birini mi arıyor hanım? Galiba. Tanıdık birini gördü herhalde. Hay Allah, paşamız da geldi. Tören başlayacak şimdi. Sen anladın mı kızım ne olduğunu? Ama dur diyorum, duymuyor musun? Onu gördüm. Kimi gördün, ne oldu? O burada Zeynep. Abla sakin ol, tamam mı? Kim burada? Nevzat. Ne? Abla ne olur yapma. Ayşe kızım, iyi misin? Nevzat abiyi görmüş, öyle diyor. Nevzat'ı mı? Abla dur artık, o burada değil, Erzurum'da, tamam mı? Hayır, burada. Aşağı, lütfen bizi dinler misiniz? Teğmen neyin var, iyi misin? Ayşe, nişanlımı gördüm. Burada. O seni gördü mü? Hay Allah. Abla tamam artık, iyi değilsin sen. Gayet iyiyim. Abla korkuyorum, ne olur. Zeynep bırak kolumu. Nevzat'ı bulmam lazım diyorum. Kızım herkesi telaşa verdin, bırak. Nevzat'ı gördüm diyorum Ferit amca. Benden hiçbir şey olmamış gibi davranmanı bekleyemezsiniz. Aşağı, lütfen. Bakın belli ki bir yanlışlık var. Hiçbir yanlışlık yok. Ben Nevzat'ın burada olduğuna eminim. Ama bu mümkün değil. Abla. Aşağı. 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 Durun, nereye? Kusura bakmayın yüzbaşım. Aşağı'nım bir tanıdığını gördüğünü zannetmiş de ona bakın. Zannetmedim yüzbaşı, bundan eminim. Abla yeter. Bak herkes bize bakıyor. Hay Allah be kızım. Biz buraya ne için geldik, neyle uğraşıyoruz? Ferit Bey haklı aşağı. Siz birini Nevzat'a benzetmiş olmalısınız. Ben Nevzat'ı kimseye benzetmem yüzbaşı. Burası hususiyetle korunan bir mıntıka. Burada herkes dilediği gibi davranamaz. Lütfen burayı terk edin. Bakın o artık Erzurum. Bu gerçeği kabul edin. Hayır. Onu gördüm diyorum. Bundan eminim. O Nevzat'tı. Ne olur müsaade edin. Sadece bir dakika. Yüzünü göreyim. Bir an. Beni anlamanızı beklemiyorum. Sadece rahat bırakın yeter. Bu kadar nümayiş yeter. Derhal yerinize geçin. Yoksa sizi meydandan atmak zorunda kalacağım. Neden? Nümayişi yaparsınız. Neden engelliyorsunuz beni? Neden peşimden geliyorsunuz?
amca? İyiyim kızım, iyiyim. Abla tamam. Ferit amca rahatsız. Ne olursun diyorum, gidelim hadi. Lütfen buyurun. Tören başladı. Duman olur.